Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizler için bu görmüş olduğunuz ıslak kekin tarifini vereceğim. Oldukça lezzetli, harika bir kek. Hemen tarifimizi hazırlamaya geçelim. Evet, bugün ıslak kek yapıyoruz. Bol çikolatalı, soslu, harika bir kek olacak. 4 adet yumurtamız var. 1 su bardağına yakın sıvı yağım, 1 su bardağı toz şekerim. Şimdi ilk olarak ben ne yapıyorum? Yumurta ile toz şekerlerini hep birlikte çırpacağım. Burada benim kabım var. Kabımın içine ilk önce yumurtalarımı kırayım. Yumuşacık, bol bol çikolata soslu olacak. Yumurtaları kırdık. Üzerine toz şekerini ilave ediyorum. Ve şimdi çırpmaya başlayalım. Ben şöyle bir çırpıcıyla çırpacağım ki biraz köpürmesini istiyorum. Bir dakika. Köpürsün, kabarsın. Onun için çırpmaya başlıyorum. Evet, çırpıcımızla çırptık. Şimdi üzerine sıvı yağını döküyoruz. 1 su bardağına yakın sıvı yağım var. Onu döktüm. 1 su bardağı sütüm var. Sütü ilave ediyorum. Kakao ilave ediyoruz. 1 kaşık ilave ettim. 1 kaşık daha. 1 kaşık daha ilave edeceğim. Toplamda 3 yemek kaşığı bolcuna kakao ilave etmiş oldum. Şimdi malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Hepsini birbirine. Malzemeleri birbirine karıştırdım. Şimdi üzerine sıra geldik ununu ilave etmeye. Unu için 1 su bardağı un döküyorum. Üzerine 1 paket vanilya ve kabartma tozu ilave edeceğim. Ne kadar? 2 paket kabartma tozu döküyoruz. Özellikle 2 paket dökelim. Şöyle unumuza biraz karıştıralım. Yarım bardak daha un ilave ediyorum. Toplamda 1,5 bardak un dökmüş oldum. Bu yeterli. Şöyle iyice çırpalım birbirine. Evet, kekimizi çırptık. Şöyle akıcı, çok sert olmayan bir hamur elde ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Kekimizi yağlanmış fırın tepsisine dökeceğiz. Şöyle fırın tepsisini ben gördüğünüz gibi yağladım. İçine döküyorum. İyice sıyıralım. Ziyan olmasın. Yumuşacık bir kek olacak. Çünkü ununu az ilave ettik. Şöyle her yerine yerleştirelim. Evet, dengeli bir şekilde yaydırdık. İnşallah. Şöyle vurduruyoruz ki hava kabarcıkları çıksın. Evet. Hava kabarcıklarını çıkardık. Şimdi 170 derece fırına veriyorum. Pişene kadar duracak. Nasıl piştiğini anlayacağız derseniz bir kürdan ile pişip pişmediğini bir bıçak ucuyla kontrol edebilirsiniz. Hamur çıkmıyorsa pişmiş demektir. Şimdi fırına veriyorum. Evet, kekim fırında pişerken ben de sosunu hazırlayayım. Bunun için tencereme 1,5 su bardağı süt koyuyorum. Fazla değil. Şöyle 1,5 bardak süt koyduk. Üzerine yarım su bardağı toz şeker. Üzerine Tepelerine 2 yemek kaşığı kakao koyuyorum. Şöyle bolca, tepeleme olmadı. Kakaomuzu da koyduk. Şimdi o hepsini birlikte çırpıyoruz. Ve ocakta bir 5 dakika kaynatacağız. Daha sonra indireceğiz ocaktan. Evet, iyice çırptık. Şimdi karıştırarak ocakta pişiriyoruz. Ocakta karıştırarak sosumuzu pişiriyoruz. Kaynadığı zaman 2 dakikada ocaktan indireceğim. Evet, sosum burada hazırlandı. Kek pişene kadar bu da biraz soğusun. Evet, kekimiz pişti. Fırından çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Kekimizi dilimliyoruz. Bir 5 dakika beklettim ben. İlk sıcağının gitmesi için. Dilimliyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Sosumuz soğudu. Her yerine gelecek şekilde bolcana döküyoruz. Evet, bolcana da sosladık kekimizi. Sosumuz soğuk. Evet. Şu anda kekimiz hazır. Biraz soluklansın. Evet, sıra geldi kekimizi süslemeye. Süslemeyi istediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi koyuyorum. Hepsinin ortasına. Evet, hepsinin ortasına koyduk. Şimdi ne yapıyorum? Bu tamamen sizin arzunuza kalmış hanımlar. İlla ben böyle koyuyorum diye size böyle yapmayın. Şöyle ortalarına biraz nar koyuyorum. Evet, hepsinin üzerine narları da koydum. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum ıslak kek tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.